Yıllardır oyun oynuyorum ve kendi tarzım olmayan oyunları da deniyorum. Bunları deneyimlerken ya hadi bir deneyeyim ya sararsa kendime yeni bir opsiyon katmış olurum. Onun haricinde de güzel bir oyun oynamış olurum belki de diyerekten şans veriyorum. Bu şekilde düşünmeme rağmen hala içerisine giremediğim ve hoşuma gitmeyen bir sürü oyun türü oluştu. Bu türde olan oyunların çoğunu oynayamadım ve genellikle de pes ettim. Daha fazla kendi sevdiğim oyun türlerine odaklandım ve çok keyif dolu zamanlar geçiriyorken son bir sene içerisinde daha önce de deneyimlemiş olduğum fakat 20-30 saat oynadıktan sonra wow, bu oyun bitmez ve oyunun hikayesi de çok cheesy diyerek bıraktığım bir oyunun lacivertine geri döndüm. Yıllardır herkesin neden oynadığını ve bu kadar ayıla bayıla övdüğünü anlayamadığım bir oyun türü. Hayır, MOBA değil. Açılımı Japanese Role Playing Game. Bu oyun türü benim oynamaya çok fazla çekindiğim bir türdü. Belki bunu hikayelerinden ya da kurmuş olduğu dünyalardan dolayı hissediyordum. Belki de sıra tabanlı olan aksiyon beni içerisine çekmekte zorlanıyordu. Fakat sıra tabanlı aksiyon içeren başka rol yapma oyunlarını da oynadım. Bunun içerisinde çok eski kültü olan oyunlardan Baldur's Gate ve Icewind Dale de var. Onun üzerine Dragon Age'leri de oynadım. Fakat bir türlü JRPG'ye giriş yapamamıştım. Bana uzaktan ne kadar ilgi çekici gelse ve fikrini önemsediğim bir sürü insanın oyun medyasında bu tarz oyunları öve öve bitiremediğini görsem de bu tür benim içimde bir yara, tüketmeye çekindiğim bir içerik fakat oynanış videolarını bile izlemediğim ve her zaman içimden bir gün oynayacağım zaten en azından hikayeyi görmeyeyim dediğim bir oyun türü oldu. Bu türdeki tüm oyunlar hakkında genel konuşamam. Sadece 20 saat civarı Final Fantasy 15 oynadım. Fakat ben Final Fantasy 7 Remake'i çok beğendim. DLC'yi de şu an oynuyorum. Öncesini anlatan Reunion adında bir oyun da geliyor. Onu da oynamak istiyorum hatta. Oyundaki aksiyon ne kadar iki oyun farklı motorlar kullanmış olsa da Final Fantasy 15'te kullanılan batılılaştırılmış Japon aksiyonu olmayı koruyor. Bu oyunda ben mobilitenin neredeyse hiç olmadığını net bir şekilde hissettim. Evet, o büyük bir eksikti benim için. Fakat 4 farklı karakter ve 2 karakterin farklı şekillerde uzak menzilli, diğer ikisinin farklı tekniklerle yakın menzilli savaşması, materya sistemi, büyüler ve summonlar. Hikayeyle birleşince ben bayağı sevdim ya. Bunun oyundaki dünya tasarımıyla çok ilgisi var tabii ki. Oyunun atmosferini ve grafik dizaynını çok beğendim. Beni gerçek dünyadan çıkarıp farklı hissettirmeyi başardı. Bu oyun Final Fantasy 15'e kıyasla sadece dümdüz koridorlarda dövüştüğün ve sonrasında sinematik izlediğin bir oyun. En azından level design olarak. Diğer oyunun açık dünyasından nefret etmiştim. Bu iyi geldi. Ve yakın zamandır açık dünya yollarından çok yorulmuştum. Bıkmıştım hatta. Sürekli oradan oraya koş. Sürekli ana hikaye dışarısındaki şeylerle vakit geçir. Artık bunaldım ve bu tarz bir oyunda sadece dümdüz ilerlemek benim hoşuma gitti. Bu nedenden dolayı da yan görevlere fazla ilişmedim. Çünkü yan görevlerde sürekli kendini tekrar eden ve etraftaki yaratıkları öldüreceğimiz görevler olacağı için onlara fazla vakit ayırmadım. Oyun bu şekilde aktı gitti. Not. Arkadaşlar ben de mini game'leri, özel olarak motor kullandığımız bölümleri çok sevdim. Oynanış her zaman tek düzey ilerlemiyor. Arada genelde oyunun seni yönlendiği girdiği bir şekilde oyunda görevlere özel olarak dahil oluyor. Ayrıca dans bölümündeki saçmalıklar için ayrı video yapmayı düşünüyorum, evet. Diğer en önemli olan kısımlardan biri, hikaye kısmında ana karakterimizi ikinci seviye Amerikan filmi oyunculuğu yapmakta ünlü olan, zaten ikinci seviye Amerikan filmi oyuncuları seslendiriyor. Oyunu Japonca oynamadım, Japonca oynayasım gelmedi. Belki bu büyük bir eksikliktir. Genelde oyunları Japonca oynamaya çalışırım. En azından Japon yapımı olan oyunları Japonca oynamaya çalışırım tabii ki. Fakat bu oyundaki İngilizce seslendirme ve karakterlerin karakterize edilmiş özellikleri birleşince bayağı komedi filmine dönüştü benim için. O yüzden hem güldüm hem bazen sinir oldum ama bir şekilde bitirmeyi başardım ve keyif de aldım aslında. Oyundaki karakterlerin tiplemeleri gerçeklikten uzak ve gülünç. Oyundan Red Dead Redemption 2, Last of Us, Japon olduğu için Ghost of Tsushima ya da benim şu an oynadığım Death Stranding gibi bir Kojima oyunu seviyesinde bir oyunculuk ve senaryo beklemeyin. Spoilersız bir şekilde hikaye, devrimci slash terörist grubunun dünyayı şirketler yönetiyor distopyası içerisinde şirkete olan öfke, kin, intikam duygularının arkadaşlık ve anlayamadığımız ilişkilerle buluştuğu bir fantastik bilim kurgu hikayesi anlatıyor. Ne kadar anime kültürüm gelişmeden bitmiş olsa da hikayedeki bahsettiğim ve bahsetmediğim her elementin bana sanki anime izliyormuşum gibi hissettirilmesi için tasarlandığının farkındayım. Gelip yorumlarda "sen o tarzda mı bir hikaye bekledin?" demeyin diye söylüyorum. Beklemedim. Ama bu kadar absürt olacağını ve güleceğimi de düşünmemiştim. Biraz sürpriz oldu. Negatif konuşmuyorum. Hikayenin de genelini beğendim. Fakat bazı kısımlarda karakterler arası ilişkiler ve karakterlerin kendi kişilikleri dışında hareket ettiği bölümler biraz puan kırdırdı. Bunu ayrı
ayrı bir videoya saklıyorum söylediğim gibi. Genel olarak güzeldi ya. İndirimde kaç paradır, PC'de ne kadardır bilemem ama PlayStation Plus'ı en azından ikinci kademe aldıysanız ücretsiz oynayabilirsiniz. Üyeliğe dahil. Plus'ta oyun arıyorum ve daha önce JRPG oynamadım ya da bu JRPG işinin içerisine pek giremiyorum, biraz çekiniyorum diye düşünüyorsanız JRPG formülünün batı aksiyonuyla birleştirilmiş halini deneyimlemenizi tavsiye ederim. Oyun kültürünüze kült olmuş 25 yıllık bir oyun katmaktan zarar gelmez. Yeni bir tür deneyimlemiş olursunuz, keyif alırsanız ne güzel.